Merhabalar. Biraz şu anda bana ışık kötü geliyor ama inanın hiçbir düzenleme yapacak vaktim yok. Saat 4, bugün geçe kaldım, dışarıdaydım. Ve böyle yarım saat içinde 4'ü de çeyrek geçiyor. Yarım saat içinde çıkmam lazım. Hemen bir video çekeceğim. Beklenen soru cevap videosuna başlayacağım. Ne kadar yapabilirim bilmiyorum ama bunun ikisi üçü falan gelecek. Şöyle ki önce dedim 149 tane yorum var, soru var. Bir kısmı birbirine benzer, onları geçerek gideceğim. Önce dedim içlerinden böyle 20 soru falan seçeyim, onları cevap vereyim. Sonra dedim hem o hazırlanmış gibi bir şey olacak, hem de ya ben bu aralar bu hareketleri niye yapıyorum? Ben böyle hareket yapan insan değilim ama neyse. Hem o böyle çok planlı gibi bir şey olacak, hem de işte bu kadar kişi vakit ayırıp buraya soru yazıyor. Onların içinden ben bunları seçtim, bunları cevaplayacağım olmasın. Herkese cevap vermek istiyorum. Açtım bilgisayarımı önüme. Şimdi buradan başlayacağım. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Uzun da sürebilir. Aynı soruları böyle geçe geçe gideceğim. Soruları soranların isimlerini okuyayım mı, okumayayım mı, nasıl tercih edersiniz bilmiyorum. Onun için şimdilik isim okumadan gideceğim. Bu arada ojelerimi çıkardım. Yenisini henüz süremedim. Çok kötü gözüküyorlarsa özür dilerim. Böyle çok koşturmalı bir hafta sonu daha oldu. Geçen hafta da öyleydi. Bakalım. Şimdi hemen başlıyorum. En yenisinden sonuna doğru gideceğim yavaş yavaş. Yağlı ve sivilceliğe yatkın ciltler için fondöten önerilerinizi merak ediyorum. Şimdi sivilceye yatkın fondötenler, Clinique'in özel sivilceli cilt için fondötenleri var, denemedim. Yağlı cilt için hem mat görünümü olan hem de kapatıcılığı yüksek, pahalı olarak Matte Velvet Mufe'nin şeyin, Makeup Forever'ın, onu önereyim. Daha uygun fiyatlı bir şey isterim derseniz Stay Matte, şu beyaz tüpte olan, onun önceki versiyonu da var, o değil. Mor kapaklı olan Rimmel London'ın kapatıcılığı da güzel, yapısı da güzel. Benim sevdiğim bir fondöten. Daha mata dönük olanlar arasında. Yağlı ciltli olduğunu söylemişsin. Yağlı cilt için yoğun kapatıcılığı olan fondöten, bir yüz bazı ve iyi bir far bazı önerebilir misin? Bu soruya da cevap vermiş oldum. Fondöten olarak yüz bazı, ben Too Faced'inkini çok seviyorum. Prime'den Poreless olması lazım. Da evet, Prime'den Poreless. Bir de Benefit'in Professional diyorum ben ona. Yanlış söylüyorum. Professional galiba. O işte, biliyorsun şu mavi tüpte olan. Onlar güzel. Daha ucuz bir şey bilemiyorum şu anda. Far bazı olarak çok çok yağlıysa NARS'ın Smudge Proof'u, beyaz tüpte olan. Onun dışında Too Faced'inkini çok seviyorum. Yine uygun fiyatlı olarak şeyinki de hiç fena değil. The Balm'ınkini de önerebilirim. Merhaba Buket, ben seni daha yeni seyrediyorum. Çok güzel anlatıyorsun. Seni severek izliyorum. Yaşını, nerede oturduğunu, yani şehri, MAC fondötenlerin hakkında ne düşünüyorsun? Demiş. Nerede oturuyorum ve yaşım? 1980 doğumluyum. İstanbul'da oturuyorum. MAC fondötenlerinden sadece bir tane denedim. Studio Fluid miydi? Bir arkadaşım bana vermişti. Yoğun ve ağır bir yapısı var. Kapatıcılığı güzel. Kötü bir fondöten diyemem ama çok büyük aşk yaşadığım, koşarak yenisini alacağım da bir fondöten değil. Onun yerine başka sevdiğim şeyler var. Her fondöteni denemedim. Tabi ciltten cilte fark edecektir. Başka. Göz nurum kaç derece, saçınızı kızıl ve veya sarı gibi bir renk yapmayı düşünür müsünüz? Gözlerim 1'e 6, 1'e 6,5 sanırım en son ölçümlerinde. Saçımı sarı veya kızıl gibi bir renk yap, sarı hiç düşünmem yani, dipleri zaten sarı gölgeli, daha doğrusu saçım kahverengi üstüne. Kızılımsı bazı renkler var, çok hoşuma gidiyor, beğeniyorum yani kızıl tonu barındıran. Fakat öyle tek ton boyadığınız zaman dip boyasına falan çok fazla dikkat etmek lazım. Benimki daha böyle kendiliğinden açılıyormuş gibi oluyor. Çünkü şöyle, kendi saç rengimin birkaç ton açığına boyatıyorum, onun üstüne gölge attırıyorum. Onun için daha doğal durduğuna inanıyorum ve kullanımı daha kolay oluyor. Uzun senedir, hatta YouTube'a başladığımdan daha evvelinden, yaklaşık herhalde bir sene evvelinden falan, saçım bu renk, çok memnunum. Değiştirmeyi düşünmüyorum. Kardeşiniz var mı? Bir tane abim var. Tam 7,5 yaş büyük benden.
İleriki sorularda bir tanesine gelecek, şimdiden söyleyeyim. Hani abinle aran kötü mü falan filan diye. Şey, birbirimizden biraz uzağız çünkü çok uzakta yaşıyor. Çok samimi can ciğer ilişkilerimiz yok ama kötü bir şey de yok aramızda. Sadece hayatlarımız ayrı yönlerde, çok fazla görüşmüyoruz diyebilirim. Kaç yaşında, nerede yaşıyorsun söyledim. Çok zayıflamışsın. Nasıl başardın? Söyle lütfen. Bununla ilgili bir video çektim biliyorsunuz. Sanırım bir ya da iki evvelki video olması lazım. Nasıl zayıflıyorum diye. Onun serilerin devamı gelecek. Yani kilo ki bu cumartesi doktoruma gittim, diyetisyenime. Ne kadar oldu toplamda? 14 kilo 300'e ulaşmışım. Hırsla devam ediyorum. Yani ben 2 haftada bir gidiyorum. Belki diyorum 2 haftada bir gibi bir video düzene oturturum. Bir, yani bunu güncel tutmayı düşünüyorum. Ne iş yapıyorsun? Karmadan yağlıya dönük ciltliyim. Drugstore olarak tavsiye edebileceğim bir şey var mı? Yani mat fondöten olarak ben yani Rimmel'in fondötenlerini genelde seviyorum. Wake Me Up yağlı ciltlere uygun bir fondöten değil. Ben yağlı ciltliyim ve aşık oldum. Yazın kullanamam. Evet, parlak bir yapısı var. Ama elimden düşmüyor. Stay Matte pudra ile beraber kullanıyorum. Duruşunu çok beğeniyorum. Ama kapatıcılığı çok yüksek değil. Siz illa tam mat olsun ve sivilce izlerini falan iyice kapatsın düşünüyor diyorsanız Stay Matte'ı tavsiye ederim. Sivilce lekelerim var. Uygun fiyatlı, iyi kapatan bir kapatıcı önerebilirseniz sevinirim. Fondöten olarak dediğim gibi işte Stay Matte da kapatıcı, uygun fiyatlı. Hem de iyi kapatan. Flormar'ın kapatıcısı iyi diyorlar ama ben denemedim. Onun da ağır bir yapısı var gibi. Hani sivilce üstünde nasıl olur? Çok bilemiyorum. Bunda yardımcı olamayacağım. Diyet yapıyor musun? Ben de diyet yapmaya çalışıyorum. Cansu yazmış bunu. Pazartesi başlayıp salı biliyor. Genelde öyle olur ama işte karar vermek. Yani ben bunu yapmayı istiyorum. Ay yapacağım değil falan değil de. Hani gerçekten karar verdiğin zaman gidiyor. Tırnakların nasıl bu kadar güzel? Tırnaklarım aslında o kadar güzel değil. Size uzaktan öyle geliyor ama tırnaklarım problemli tırnaklar. Hem çat çut kırılıyorlar hem de ufak tefek deformasyonları var. Yani çok güzel değiller. Koyu oje, o yüzden tercih ediyorum. Bir de işte o klasik herkesin yaptığı bakımları da uyguluyorum. Ona rağmen bir ara çok çok kötüydü. Şimdi biraz daha sağlamlaştı gibi ama mesela şu tırnağım hep kısadır. Neden bilmiyorum. Bu tırnak hep gidiyor. Bu videodaki ojelerini söyler misin? Hatırlamıyorum hangisiydi. Özür dilerim. Buluşma ayarlamayı düşünüyor musun? Seni yakından tanımak isterim. Ya bunu ben de istiyorum ama bunu organize etmek çok zor geliyor bana. Bir kere denemiştik. Pek başarılı olmamıştı. Ya kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Herkese uygun bir gün olsun istiyorum. Kimine karşı taraf uzak, kimine bu taraf zor. Bir türlü hani içime sinen bir şey yapamıyorum. Ama istiyorum yani. Havalar belki biraz daha güzelleşince bahara doğru bir hafta sonu böyle bir şey yaparsak herkesin hoşuna gidebilir diye düşünüyorum. Ben de istiyorum böyle bir şey. Erkek arkadaşım var mı? Ha, çok önemli bir soruya geldik. Gizem perdesi aralanıyor. Erkek arkadaşım yok bir süredir. Evlenmedim. Bu sorularda da var. Hiç evlendim mi diye. Evlenmedim, nişanlanmadım. Öyle bir şey yok yani. Buketim nasılsın? Benim sorum bu dermişim. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bunca kozmetiğe nasıl para yetiştiriyorsun? Bir de gözlük çerçeven. Gerçekten teşekkür ederim. Lazer yaptırsan daha iyi olmazdı. Bakınız bir evvelki videom bu lazer mevzunu açıklamıştım. Tekrar bu konuya girmeyeceğim. Başka ne sormuştu? Kozmetiğe para nasıl yetiştiriyorsun? Vallahi çok zor yetiştiriyorum. Çok fazla para harcıyorum. Gereksiz para harcıyorum. Kabul ediyorum ama çok şükür ki ailemle yaşıyorum. Yani onlar benim bir takım ihtiyaçlarımı, yaşamla ilgili bir takım ihtiyaçlarımı karşılamıyor olsalar, elektrik ödemiyorum, internetime para ödemiyorum, yemeğime para ödemiyorum. Yani yaşamla ilgili temel şeylere para ödemiyorum. Kazandığım para da benim tamamen keyfime kalıyor. Bir sürü insan gibi gece çıkmıyorum. Seyahate gitmiyorum. Geçen sene seyahate gitmedim hiç. Yani o parayı bir kenara koyup seyahate gidebilirdim ki mantıklı olan bu olurdu. Ama ben paramı kozmetiğe harcıyorum. En sevdiğiniz dizi hangisi? Kavak Yelleri dizisine baktınız mı? Kavak Yelleri dizisi
Şu Daha'nın oynadığı mıydı acaba? Hani dört kişi böyle genç. Eskiden bir ara seyretmiştim. Orada oynayan Daha'nın küle geçti. Aynı okuldan mezunuz. Bizim abimizdi o. 2 ya da 3 sınıf bizden büyüktü. Onu seyretmiştim. Yabancı diziler seyrediyorum. Eskiden böyle 30-40 dizi birden seyrederdim. Şimdi 3-4 tane dizi ancak takip edebiliyorum. Person of Interest var şu sıralar seyrettiğim. Switch That Bird. Başka ne seyrediyorum? 3-4 tane daha var. İsimleri şu anda aklıma gelmiyor. Suits seyrediyorum. Yerli dizilerden de tam olarak takip ettiğim hiçbirisi yok. Arada bir şöyle bir bakıyorum. Zaten yetiyor. Yani tam olarak takip ediyorum diyebileceğim bir şey yok. Bu yabancı dizileri de eskisi gibi düzenli seyredemiyorum. Neden bilmiyorum. Şu sıralar biraz dizilere karşı uzaktan yaklaşıyorum. Ay, Liana çok teşekkür ederim. Neden bu kadar tatlısın demiş bana. Beni anam balla yoğurmuş diye. Farbazı almak istiyorum. Karar veremedim. Sevdiğin ve önerdiğin bir farbazı var mı? Eğer parayla ilgili bir sıkıntın yoksa Too Faced'inkini öneririm. Çok seviyorum. Nars'ınki biraz daha pahalı. O da güzel ama Too Faced'inkin tüpte olması daha benim hoşuma gidiyor. Onu sonra keserek içinde kalanları alabiliyorsun. Ha, aynı işi görebilecek The Balmain'ki de var. Hiç fena değil. O kadar para vermek istemiyorum dersen The Balmain'ki Put a Lid On olması lazım. Onu alabilirsin. Buse'cim. Aytülcüm, Buket'cim, Bilgen'cim sizleri yeniden tanıdım. Teşekkür ederiz Aysun. Her gün birer videonuz. Esmer tenliyim. Göz çevrem oldukça koyu halkalar mevcut. Kapatıcı Kraline koyu renk kremini kullanıyorum. Ama Oriflame'den aldığım farlar yine de kapatmıyor. Ne yapmalıyım? Bunun için bir video rica edebilir miyim? Benim yani gözaltı halkalarıyla ilgili falan Aytül'den daha çok yardım alabilirsiniz. Onun denemediği kapatıcı yok. O bu konuda daha başarılı. Göz üstü içinse farlardan evvel yani baz doğru bir saniye doğru cümleyi kullanacağım. Far bazı kullanıp üstüne mat bir yine baz olabilecek bir krem far uygularsan mesela MAC'ten Soft Ocre ya da Painterly olması lazım. Öyle daha tam ten rengi bir şey uygulayıp onun üstüne farları sürersen rengi daha iyi verebilecektir. Böyle renkli bir şeyle de göz kapağının tonunu nötrlemiş olursun. Oriflame farların rengini vermemesinin nedeni farların kalitesinin yani pigmentasyonunun çok iyi olmaması olabilir. Hiç Oriflame far kullanmadım bilemiyorum. Ondan da kaynaklanıyor olabilir ama öyle bir far bazıyla göz kapağını nötrlersen üstüne renkler daha iyi gözükecektir. Makyaj falan çok yakıştı demiş. Teşekkür ederim. YouTube'da video yapmaya nasıl başladın? Kozmetik aşkın nasıl oluştu? Kardeşin var mı? Abim var demiştim. Video yapmaya nasıl başladım? Önce kozmetik aşkın nasıl başladı? Her zaman bir merakım vardı ama bir küstüğüm dönem oldu. Cildim çok kötü olduğu için yani hiçbir şey zaten sürmek istemiyordum. Bir de depresyona girmiştim. Hafif anneannemin hastalığı dolayısıyla ona bakıyordum. Makyajla bir alakam yoktu. Yani sürsem de çok kötü gözüküyorum. İstemiyorum diye. Bütün hatta elimdeki makyaj malzemelerini elimden çıkarmıştım. Doğru düzgün hiçbir şeyim yoktu. Kendimi biraz toparladıktan sonra da bir de arkadaşımın düğünü vardı. Bir böyle smoky makyaj yapmak istedim. Dedim nasıl yapılıyor bu? Muhakkak internette vardır bulurum dedim. Öyle YouTube'u keşfettim. YouTube'daki videoları izlemeye başladım. Sonra Türklerden ilk Bilgen'i keşfettim. Bilgen'i seyrettim. Önce blog yazmaya başladım. Benim bundan çok daha evvel bir blogum vardı. Fakat o daha çok el işi üzerineydi. İşte ahşap boyama, yün, mün falan. Ve pek aktif olan bir blog değildi. Adı neydi derseniz onu bile hatırlamıyorum. Ne isim almıştım diye. Onu kapattım. Bir gecede blog yazmaya karar verdim. Blog yazdıktan herhalde 5-6 ay sonra mı tam hatırlamıyorum. Acaba ben de yapabilir miyim, yapar mıyım, nasıl olur diye. İlk videom bir çekilişin sonucuydu. Onu video olarak çektim. Sonra olabilir dedim. Sanırım 2 ya da 3 video elle çektim. Bir alışma süreci. Hani acaba bunu yapabilir miyim diye. Ondan sonra normal videolara başladım.
Bir sonraki soru, YouTube'a nasıl başladın? Cevap vermiş oldum. Kaç yaşında makyaja başladın? Burcun ne? Burcum Başak. Herhalde ilk makyaj deneyimlerim 16 yaş civarına, 15-16 yaş civarına geliyor. Bir tane annemin Tokalon, adını hiç unutmayacağım. Tokalon diye bir fondöten gibi böyle bir şey vardı ama ağır balçık gibi bir şeydi ve turuncuydu. Annem bile kullanmazdı onu sürerdim. Onunla sokağa çıkmazdım herhalde, hatırlamıyorum ama kalem sürmeme izin verirlerdi. Kalem sürerdim, yani çekerdim. Bir de çok açık renkte farları, böyle pembe falan, incecik kalem gibi sürmeme izin verirlerdi. 15-16 yaşında. Bir de bizim zamanımızda şey çok modaydı, Guerlain'in terakotası. Bütün sınıftaki kızlar onlardan alırdı. Ben o zaman almamıştım ya da alamamıştım parasından dolayı. İlk Guerlain terakotamı 20, tabii 21 yaşında aldım. Çünkü üniversite bitmişti. O zaman almıştım. İlk malzemelerim onlardı yani. Birkaç tane daha vardı. Pupa'nın bronzer'ı vardı. Max Factor'ün Kalori 2000 ilk şeyimdir, rimelim. Onları kullanmıştım. En sevdiğin kız erkek isimleri, uğurlu rakamın, sevdiğin renk. Bunlar genelde değişiyor ya. Yani şimdi sevdiğin kız erkek isimleri. Bunu düşünmem lazım biraz. Şimdi düşünürsem çok düşün. Buna bir sonraki videoda ben cevaplayayım. Uğurlu rakamım diye bir şey yok. En sevdiğin renk mürdüm tonlarını. Çok seviyorum. Yeşil tonlarını çok seviyorum. Her şeyde değişiyor. Yani ben renk seven bir insanım. Böyle gözüktüğüme bakmayın. Renk seven bir insanım aslında ben. Yani şeye göre değişiyor. Makyajda farklı renklere gidebiliyorum. İşte odamın renkleri yeşil. Çünkü hani huzurlu ve güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de tesadüfler bu yöne itti. Yeşil oldu. Ama genel olarak en sevdiğim renk mürdüm mor tonları diyebilirim. Bir renk hakkında da ne kadar çok konuştum. Hemen devam ediyoruz. Yurt dışında veya Türkiye içinde yabancı markaları bulabileceğimiz siteler var mı? Kapıda ödeme, çünkü kredi kartım yok. Bu biraz sipariş gibi olmuş Ayşegülcüm, özür dilerim ama bu sitelerin yurt dışında olanların hele hiç Türkiye'ye gelme garantisi yok. Kapıda ödeme gibi garantisi hiç yok. Yabancı markaları bulabileceğiniz Türkiye içinde siteler, hani Dermo Market, yani Dermo kozmetik marketleri var. Bir kısmı MAC falan da satıyor ama onların kapıda ödemesi var mı falan bilmiyorum. MAC kendi online gönderim yapıyor ama onun da kapıda ödemesi yok. Yani bu kapıda ödeme işi biraz sakıncalı. Pek fazla yok bildiğim kadarıyla. Ne iş yapıyorsun? Çok favori sorulardan biri. Şu anda bir hukuk bürosunda çalışıyorum. Lens kullanmayı düşündün mü? Daha evvel cevap verdim. İlk kaç yaşında makyaja başladın? En sevdiğin rujun, cildin eskisine oranla da teşekkür ederim. Neler yaptığını anlatır mısın? Cilt bakımı. Cilt bakımı ile ilgili video yaptım. Unutmazsam linkini aşağı koyarım. Makyajı işte 15-16 yaşlarında başladım, söyledim. En sevdiğim rujun, o da çok değişiyor ama MAC'in Angel rujunu çok sık kullanıyorum. En sık kullandığım o diyebilirim. Kaç yaşındasın? Cevap verdim. Yani ısrarla 33 olduğumu iddia ediyorum. Daha Eylül'e kadar 33'üm. Eylül'de 34 deriz. Bazen kendi kendine neden bu kadar boş şeylere para harcıyorum? İnsanlar yiyecek ekmek bulamıyorken diye soruyor musun? Hayır. Ne iş yapıyorsun? Cevap verdim. Küçükken makyaja meraklı mıydın? Koleksiyonunu yapmadan önce ilk almış olduğun ürün, ki bunların hepsine cevap verdim. En çok ne makyajı yapmayı seviyorsun? Göz. Göz makyajına bayılıyorum. Bu şeyleri biraz geçiyorum. Çok uzun olmasın diye, seni seviyorum falan yazıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Soru kısmına gelmeyin. Uzun bir paragraf çünkü. Yeni bir makyaj koleksiyonuna tavsiye edebileceğin olmazsa olmaz high-end ürünlerin ne olur? Güzel bir soru. Aslında hiçbir şey hani olmazsa olmaz değil. Hepsinin ufak tefek yerine konabilecek, benzer, herkesin seçeceği şeyler de farklı olur. Ama bununla ilgili videolarımda da bahsetmişimdir daha evvel.
Ne olur olmazsa olmazım high-end olarak. Zor bir soru. Mac'in Light Scape aydınlatıcısı, Mac'in MSF Natural pudrası ve Studio Fix pudrası, biri fondöten gibi. Bu üç ürün vazgeçilmez. Mac Angel Rouge alırım, mutlaka tavsiye ederim, eğer cilt tonunuza uyuyorsa. Yani şu anda aklıma gelen bunlar. Far konusunda bir şey diyemeyeceğim. O çok, yani hepsi olur, hiçbiri olmasa da olur. Yani zevk meselesi. Renkler ve zevkler farklı olduğu için, ama pudra olarak evet, o ikisi pudrayı muhakkak alırdım. Bir de muhakkak güzel bir far bazı gerekli benim için, olmazsa olmaz. Ve yüz bazı da şu anda Too Faced'inki en sevdiklerimden biri. Ya o ya Benefit'inki. Öyle bir yüz bazı, eğer ihtiyaç duyuyorsunuz tabi, tavsiye edebilirim. İstemediğin, seni mutlu etmeyen ama hayatın akışına bırakıp yaşadığın durumlar var mı? Genel olarak olmaz mı? Her insanın var yani. Aile içi olaylar, iş hayatı, yani hiç kimse hayalindeki şeyi, işi yapamıyor bence. Onun için her şeyi akışına bırakıyoruz. Çok fazla değiştirme yetisin elimizde olmayan şeyleri kabullenmek gerekiyor. Kuruyan fluid linerları, mesela Black Track, nasıl kullanılabilir hale getirebiliriz? Teşekkürler. Benim elimde Duralin var. Ben onunla açıyorum. Duralin artık bulunamıyor çünkü İnglot yok. Onun yerine mikrodalgada hafif birkaç saniye, böyle 10 saniye döndürüp yumuşatabilirsiniz. Jel eyeliner de denemedim. Krem farlarda denedim, işe yarıyor. Cesaret ediyorsanız, hani atmaktan iyidir diyorsanız bir deneyebilirsiniz. Aklıma başka yol gelmiyor. Kapatıcı ve fondötenlerin uygun renklerini bilgisayar ekranından nasıl seçebilirim? Bunun bir püf noktası var mı? Yok, bu çok zor bir şey yani. Hani genel olarak şeyini biliyorsanız 3 aşağı 5 yukarı tutturma ihtimaliniz olabiliyor. Ben mesela genelde medium tonları, ne light ne dark, mediumlar, hatta açık mediumları tercih ediyorum. Çünkü koyu mediumdansa açık mediumlar biraz açık gelirse de hani bronzerle idare edebilirim diye. Bana öyle uyuyor ama başkasına hani uymayan da çıkıyor arada. Mesela gözümle görüp de yanlış, en son bir tane fondöten aldım Elka'dan. Oranın ışığında bana iyi gibi geldi. O da medium. Ama koyu çıktı. Şu anda yüzümde var. Sizce nasıl? Biraz boynum daha açık gibi ki buralara kadar indirdim. Çok büyük bir fark yok. Hoş, buranın ışığı da şu anda rezalet ama. Çok çok büyük bir fark yok. Yani çok kötü değil. Gündüz dışarıda da baktım. Kullanamayacağım kadar kötü değil, çok şükür. Ama bir ton daha açı daha iyi olurmuş. Bakarken bile bunu hani şuraya falan uygulayıp iyice bakmak lazım. İnternetten biraz riskli tabii Elifciğim. Yağlı ve çok hassas ciltler için bir serum önerebilir misin? Ben serum kullanmıyorum. O yüzden bir, yani duyduklarıma göre bir şey söylesem seni yanıltmış olurum. Onu geçelim. Aa, Sevicim sormuş onu. Birkaç tane sarım olacak. Yakın çevren, akrabaların, arkadaşların bloğunu ve YouTube kanalını takip ediyor mu? Yorumlarda bulunabiliyor. Bu çok enteresan. Takip et. Yani Facebook'umla benim bağlı değil şeyim. Onun için hani herkese çok duyurmadım. Ama mesela en yakın arkadaşım biliyor. Bir videomu bile seyretmedi. Ben zorla bazen gösteriyorum. Bak burada, bak buna bak falan diye. Yani onlar biraz daha ayrı. Babam falan seyretmiyor. Allah'tan seyretmiyor. Seyretmesin zaten. Annem de seyretmiyor. Ne bileyim, yabancılaşıyorlar mı? Birçok kişide de böyle olduğunu biliyorum yani. Seyretmiyorlar. Yakın çevren biliyorlar ama seyretmiyorlar. Birkaç kişi var seyrettiğini bildiğim ama. Genelde. Nerede, hangi bölümü okudun? Mesleğin nedir? Cevap vermek istersen. Erkek arkadaş falan filan. Erkek arkadaşı, cevap verdim. Kilo verdiğiniz, zayıflamışsın. Teşekkür ederim. Hangi bölümü okudum? Nerede okudum? Ben Trakya Üniversitesi Marmara Ereğlisi ofis yönetimi. Bizim zamanımızda ofis yönetimiydi. Yok, büro yönetimi. Büro yönetimi okudum. 2 senelikti. Ondan sonra işletmeye, 2 senelik üstüne işletme okudum. 4 senelik işletmeye tamamladım.
Şimdi de bir hukuk bürosunda çalışıyorum. Çok eğlenceli değil ama bu yönde. Hangi üniversitede hangi bölümde okudun? Cevap vermiş oldum. Trakya Üniversitesi. İşimi de söyledim. Yüz kontürlemeyi öğreten video. Yani ben çok o işi profesyonel yapmıyorum ama son makyaj videomda göre son makyaj videomda değil de yüz kontürlediğim videolarım var herhalde. Neyse bir videoda daha detaylı yapmaya çalışırım. Klorosenik hakkında fikrin var mı? Cilt bakımı videomda klorosenikten de bahsettim. Oradan izleyebilirsiniz. En sevdiğin kitaplar, filmler. Oo, bunun içinden çıkamayız. Aa, geçelim. Yani bunu biraz düşünüp cevap vermem lazım. Mesleğin nedir? Hobilerin nedir? YouTube hariç evli misin? Erkek arkadaşın var mı? Bunları merak ettim. Özele girdiysen kusura bakma falan filan. Mesleğimi söyledim. YouTube hariç hobilerim normalde çok var ama hiçbirine vakit ayıramıyorum. El işlerine falan meraklıyım. Goblen işlemek, işte kitap okumak, örgü örmek, tığ işi falan filan. Bir ara ahşap boyamanın dibine kadar girmiştim. Yani boyamadığım şey kalmamıştı. Onları bıraktım. Hatta bütün malzemelerimi dağıttım. Hatta hala evin bir yerlerinden böyle seramik falan çıkıyor boyadığım. Neden lens kullanmıyorsun? Bunu da açıkladım. Bir evvelki makyaj videoma bakarsınız. Abinle görüşmüyor musun? Maaşın ne kadar? Zayıflama rejimi iradenden bahseder misin? Özkan Uğurlu. Bunları böyle tek tek ayrı ayrı şekilde sormuş. Abimle mevzuyu anlattım. Abimle görüşüyorum, bir küslüğüm yok. Ama uzakta oturduğu için çok nadir rastlaşabiliyoruz. Maaşın ne kadar gerçekten mi? Yani zayıflama rejimle ilgili bir video yaptım. Bununla ilgili videolarım da devam edecek. Teşekkür ederim Özkan. Kaç yaşındasın, mesleğin ne? Cevapladık bunları. Sorularıma başlayabilirim. Bir arkadaşım böyle 17 tane sorusu var. Onu bulup onu cevaplasaydım herhalde herkes mutlu olacaktı. Benimle hazırlan tarzı video çekmeyi düşünür müsün? Giyim, makyaj. Yapıyorum ona benzer. Daha sık da yapmaya çalışacağım ama işte fırsat meselesi. Mesela bugün evden çok çabuk çıktım. Basit böyle bir makyaj yapıp aslında videosunu çekmek isterdim. Diyelim ki bir arkadaşınız sizden yardım istedi. Buket, benim hiç makyaj malzemem yok. Bana nasıl yardım edersin? Nasıl bir yol izlersin? Alışverişe çıkartırım onu. Gel derim, sen buraya gel. Hani neye ihtiyacın var? Hiç sıfırsa en basit şeylerden. Fondöten mi kullanmak istiyorsun? Daha hafif bir şey mi? Cilt tonuna bakalım. Nasıl cildin? Yağlı mı, kuru mu? Hani bütçen ne kadar? Gratis'e mi gidelim? Yoksa Sephora'ya mı gidelim? Ona göre ufak bir çanta hazırlardım kendisinde. Çantanızda olmazsa olmaz dediğiniz neler var? Astım ilacım. Ağrı kesicilerim. En önemlisi benim için onlar. Gerisi değişiyor yani. Çok önemli değil. Pazartesi ayda pazar favorileri. Bunu anlayamadım. Pazartesi ayda pazar favorileri. Yani hani aylık favori değil de haftalık favori yap gibi bir şey mi demek istemiş, anlayamadım. Kendinde en sevdiğin 3 en sevdiğin ve en sevmediğin 3 karakteristik özelliğin nedir? Ama bu sorular hem zor hem çok insan buna sevdiklerimi söylemeyeyim. Kendime bayılıyorum şeklinde sevmediğim özelliklerim. Çok iyi niyetliyim der. Yok öyle bir şey kat yani. Telaşlı bir insanım. Şunu kuruntulu mu denir ona? Yani çok kuran bir insanım. Sevmediğim özelliğim yani en olmayacak detayına kadar düşünebilen bir insanım. Şey yönde yani kendime zarar, o olur mu acaba? Bu olur mu acaba? Yani en kötü yönünü, bir işin en kötü yönünü, başıma gelebilecek en kötü yönüne kadar düşünebilen bir insanım. O da insanı yorabiliyor. Bir de fazla eleştirel bir yapım var. Kendime de başkalarına da, o da yorucu olabiliyor. Sevmediğim özelliklerim bunlar. Başka da var sevmediğim özelliklerim de. O kadar da kendimi yerden yere vurmayayım. Aklıma gelen bunlar. Para kazanıyor olabilirsiniz. Ama bu kadar ürün almak müsriflik değil mi? Kötü örnek oluyorsunuz bence.
Ah, mini refill spray, hani şu sevdiğimiz parfüm doldurabildiğiniz çantalı atmalık olan, farklı parfüm doldurmak istersek öncekinin kokusunu nasıl yok edebiliriz? Haftada en az 2 video istiyoruz. Ben de istiyorum, vallahi yapmaya çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla içine alkol doldurabilirsin. Onu böyle, yani bildiğimiz hani bu eczanelerde satılan alkollerden, onu böyle bir kere sıkıp boşaltırsan kokunun temizleneceğini duydum. Hiç yaptın mı? Hayır, yapmadım. 2 tane öyle şişem var. Bitince yine aynalarını dolduruyorum henüz içine. Ama doğru bir nokta. Bir o alkolle denemek lazım. Kilo verme çabanızda ne kadar hırslısınız? Hırs yapma, motive olma araçlarınız neler? Cevap alışveriş olmasın lütfen. Yoksa bunlar, yani kilo vermenin alışverişle alakası yok. Alışveriş olmasa neyle motive olursunuz o zaman diyelim? Bir de hedef kilo koydunuz mu? Tıbbi destek alıyor musunuz? Kendi yöntemleriniz mi? Son olarak herkes sormuş. Ben de sorayım. Erkek arkadaş, Ufuk'ta aşk, evlilik ister miydiniz? Bir gün evleneceğim aklının ucundan niyeyse geçmiyor mu diyorsunuz? Yok, öyle bir şey demiyorum da, buna yönelik bir planım, arzum, duam falan, isteğim de yok. Kada kısmet diyorum evlilikle ilgili. Başka ne? Alışverişin kilo vermekle hiçbir alakası yok motivasyon açısından. Yine nasıl zayıflıyorum videomda açıklamıştım. Bu arada elimde de sorular var. Açıklamıştım. Tamamen sağlık benim motivasyonum. Çok klişe geliyor biliyorum. Ama sağlık için zayıflamak istiyorum falan. Yalan yok. Tabii ki bunun görünüşle, giydiğinizin yakışmasıyla, kendinizi iyi ve dinç hissetmekle, aynaya baktığınızda bir şey başardığınızı görmekle çok alakası var. Ama asıl motivasyonum sağlık. Şu açıdan işte ağrı çekiyorum, acı çekiyorum. Yaşam kalitem çok düşmüş durumda idi. Düzelecek inşallah. Düzeliyor yani, farkı var. Ayağımdaki sakatlıktan dolayı astımımı etkiliyor. Yani öyle bir yere geliyor ki, belirli bir yaştan sonra gençleşmeyeceğiniz için her şeyin daha kötüye gideceğini hissediyorsunuz sağlık açısından. Ben de dedim ki tamam, artık zamanı. Motivasyonum bu. Başka bir motivasyonum yok. Kilo veriyorsun, motivasyonunu nasıl yüksek tutuyorsun? Kilo verdikçe vallahi motivasyonum yükseliyor. Bunu dediğim gibi hem videoda açıkladım, hem de bununla ilgili güncel videolarda yapacağım. Bir daha bakalım, daha fazla göster diyelim sorular. Aynı soru 4 kere gelmiş olabiliyor bazen böyle. Murat kitini nasıl kullanıyorsun demiş İnci. Bunu anlatmıştım videoda. Soruyorum ve cevapla lütfen. Sen de niye bu kadar şirinsin? Gözlerin için lazer düşünüyor musun? Buna da cevap verdim. Erkek arkadaş, cevap verdim. Sizce makyaj yüzde çukurluklar oluşmasına neden olur mu? Hayır. Yani makyaj öyle bir şey neden olmaz. Ama makyajla yatıyorsanız, gözenekleriniz varsa bunlar dolar, siyah nokta oluşur, sivilce oluşur. Ama çukurluklarla makyajın bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum ben. Videoya nasıl başladın? Yani ne oldu ki başladın? Valla videoya başlamamdaki etkenlerden biri Bilgen'dir. Bilgen'le konuşuyorduk o sırada. Yani bu kadar şimdiki kadar arkadaş değildik. Buraya da etiketi yapışmış. Ama konuşuyorduk. O da destek oldu. Yani yaparsın istiyorsan dedi. Oldu. Yani bir öyle oldu. Makyaj dolabını videoya alır mısın? Daha evvel yapmıştım bunu ama çok istek geliyor. Bir ara yapabilirim tekrar. Yani çok üst üste olmamak kaydıyla bir ara yapabilirim. Çünkü bazı şeyleri değiştirdim, düzenle de ilgili olabilir. Avrupa yakasında mı yaşıyorsunuz? Evet. Bir ya da birkaç soru da benden. Makyaj Ayşe Öz yazmış. Makyaj nasıl başladın? Neden başladın? Koleksiyon videosunu çekiyorsun. Kaç yaşındasın? Nerede doğdun? Köşe köşe mi kazan? Ay, evlenmeyi düşünürsen, evleneceğin insanların özellikler. Şimdilik bu kadar, aklıma geldikçe yazarım. Cevaplarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Cevaplamak istemiyorum dersen buna saygı gösteririm. Çok tatlısın Ayşe. Teşekkür ederim. Bu soruların birçoğuna cevap verdim. Öyle geçeyim ben. Her makyaj malzemenden bir tane en sevdiklerin neler mi? Bir tane bronzer, bir tane allık gibi. O çok uzun video olur bunu söylersem. Ama genelde favorilerimi söylüyorum zaten Sude'cim.
Tek tek söylemeyeyim bu videoda. Bu başka bir videoda, belki ayrı bir video yaparım bunu. Kontür ve bronzlaştırıcı arasındaki fark nedir? Kullanmayı en çok sevdiğim makyaj malzemesi, en çok kozmetik mark, en sevdiğim kozmetik markası. Öyle bir markaya çok bağlılığım yok illa. NARS'ı çok seviyorum. Urban Decay'i de seviyorum. Ama hani illa bir marka diye bir takıntım yok. Kontür ve bronzlaştırıcı arasındaki fark, kontürlemek diye bir şey var. Kontür ve bronzlaştırıcı değil. Kontürlemek yüzünüzü daha ince ve daha structure, nasıl denir, şekilli göstermek için, kontür için, yani bu krem de olabilir, toz da olabilir ki kremle daha güzel oluyor bence gördüklerim. Ki ben daha henüz yapmayı başaramadım. Uygun malzeme alıyorum. İşte daha çok öne çıkmasını istediğiniz yerlere highlighter, aydınlatıcı denen, şuralara işte, buralara, buralara falan. Aydınlatıcı, ki bu ışıltılı olmasına gerek yok. Normal teninizden daha açık bir renkle ve koyu renklerle de gölgelendirmeyi yaparak yüzünüze şekil verme şeyi. Bronzer'da ise ışıltılı bir bron, bunlar genelde mat oluyor tabii ki. Bronzer'da ise daha ışıltılı bir ürün kullanabilirsiniz. Böyle güneşin vurduğu hafif canlılık vermek istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bronzer sadece allık gibi kullanabilirsiniz. Çok yüzün bronz gözüksün istiyorsanız, tabii ki böyle balçık gibi değil de çok hafif bir şekilde tüm yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Benim tercih ettiğim bir şey değil ama şeyde de olabilir, açık bir renk fondöten kullandıysanız, hani şöyle bir püf püf geçip şey yapıp, neden lens kullanmıyorsun? Buna cevap verdim. Makyaj markalarında enlerin nelerdir? Marka olarak sormuş işte. A markası fondötende falan filan gibi. Bu da çok uzun olur ama mesela aklıma gelen Rimmel'in aşağı yukarı bütün fondötenlerini seviyorum. Ki kendisi bir uygun fiyatlı marka. Urban Decay'in farlarını seviyorum. Inglot'un farlarını çok seviyorum. Bakın rujlarını seviyorum. Şöyle bakıyorum masama, belki aklıma gelip de aklıma gelen bunlar. Hiç aşk acısı çektin mi? Bunu neden merak ettim? Çok merak ettim. Ben çok öyle duygusal, ben çok öküz bir insanım. Yani çok romantik, böyle hani kendine duvardan duvara vuran bir insan değilim. Daha gerçekçiyim birçok konuda. Aşk acısı çektim ama hani böyle çok uzun süre, yani üzüldüm her insan gibi. Ben de üzüldüm ama böyle ne bileyim, derbeder olmadım açıkçası. Üzüntü çektim. Ama çok büyük şeyler çekmedim. Erkek arkadaşım var mı? Yoksa neden yok? Yok, evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı düşünür müsün? Yani yok. Çıkıp aramıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Cevap verdim. Cilt bakım videosu istemiş. Onu da çektim. Makyajınızı daha detaylı gösterebilecek çerçevesiz ya da şeffaf kemik gözlük çerçevesi almayı düşünüyormuşsunuz. Öyle bir çerçevem de var. Bunu daha çok rahat kullanıyorum. Bunu kullanıyorum. Ama makyaj videolarında arada onu da kullanırım. Tiroid gibi bir rahatsızlığınız var mı? Tiroidimde bir problem var. En son yaptırdığım testlerde düşük çıktı. Bu ay bir tiroid, detaylı tiroid muayenesine de gideceğim. Azerbaycan'dan bir yorum gelmiş. Ha, bu iyi dileklerini belirtmiş Sevinç. Teşekkür ediyorum Sevinç'e. Soru yok burada. Kaç yaşında bu yaşına kadar yapmak isteyip de yapamadın? Sonrasında keşke yapsaydım. Ya çok fazla keşke yapsaydım dediğim bir şey yok. Yani hani tabii ki keşkelerim var, öyle şeyden açısından değil de. Yani yapmayı isteyip de yapamadığım şeyler çok var. Onu söyleyebilirim. Mesela güzel bir Avrupa seyahati yapmak çok isterdim. Hala da yapabilirim yani. Yapıp kaçmış bir şey değil. Mutlu musun? Yalnız hissediyor musun? Manita açısından söylemiyorum. Genel olarak umudun var mı bir şeylerin değişebileceğine, daha güzel bir ülkede yaşayacağımıza dair? Umutsuz yaşanmıyor. Yani ama umutlarım çok düşük diyebilirim. Umutlarım çok düşük diyebilirim. Mutlu musun? Allah'a çok şükür. Allah bugünümüzü aratmasın diyorum. Yaşadığım şeylerde bunu çok öğrendim. Yani neden ah ettiysem, o elimde olan bile çok gitti. Yani örnek vereyim. Arkadaşım benden çok uzakta oturuyor dedim.
Gitti Kanada'ya taşındı. Sonra geri döndü. Ah dedim, çok şükür geldi. Şimdi İzmir'e taşınıyor. Elinde olana şükretmek çok önemli. Benim en büyük zenginliğim ailemin sağlığı. O açıdan hani hiçbir şey dört dörtlük olmuyor hayatta. Tabii ki isteklerim, arzularım var. Türkiye için de, kendim için de. Ama işte elimizde olan bu. Gelecek için de çok umutlu değilim açıkçası. Politik açıdan. Diyetiniz işe yarıyor sanırım falan. Evet, diyet devam ediyor. Sabah rutini videosu yapmayı düşünür müsün? Makyaj koleksiyonu. Makyaja kaç yaşında başlanmalı, bu kadar. Sabah rutini bilmem, belki yaparım. Hiç düşünmedim onu. Makyaj koleksiyonu yapacağım. Makyaja kaç yaşında başlamanız, ne kadar geç başlarsanız o kadar iyi. O kadar güzel bebek gibi cildiniz var ki gerek yok. Kadın gibi gözükmeye de gerek yok. Çünkü o yaşlar gelecek ve o zaman da şey isteyeceksiniz. Yani, ha şöyle bir bebek gibi gencecik gözüksen falan diye. Yani o yaşlarda insan hevesleniyor biliyorum, ama minimumda tutmak, basit tutmak en güzeli. Ben hiç yapmayın demiyorum. Ama 16-17 yaşından evvel çok doğru değil diye düşünüyorum. O yaşlarda da işte hafif şeyler, çok uçuk bir allık olabilir. Fara falan fazla girmeye bile gerek yok. Ama çok hafif renkler olabilir. Doğal tonlar. Bir rimel, bir parlatıcı yeter. Şu sayfayı da bitireyim, kaçıyorum arkadaşlar. En nefret ettiğin, o benim nefret ettiğim şeyler bitmez yani. Wake me up oksitlenme yapıyor ya da bana öyle mi geldi, siz de fark ettiniz mi? Valla ben 200 numarasını kullanıyorum. Biraz zaten açık, yani çok açık değil. Ama 201 biraz pembe kaçıyor. 300'ü de koyu gibi geldi. Testerlerinden baktım. 200'ünü kullanıyorum. Diğer Match Perfection'da da onu kullanıyordum. Üstüne de pudra kullandığım için biraz oksitlenme yapıyorsa bile benim cildimle bütünleşiyor. Öyle çok bir renk farkı hissetmedim. Yani ben memnunum. Makyajsız dışarı çıkıyor musun? Çıkıyorum ama çok nadir oluyor. Vaktim olduğu zaman makyaj yapıyorum ama makyajsız sokağa çıkmam gibi bir derdim yok. Stok dolabını ya da kutunu videoya alır mısın? Bu da çekeceğim. Hatta bugün çekmeyi düşünüyordum ama bilmiyorum, belki akşam eve geldikten sonra çekerim. Blog mu YouTube mu daha eğlenceli? Ben ikisine bir tutmuyorum. İkisi ayrı ayrı, ikisi farklı şeyler. İkisini de çok seviyorum. Blogu son 2 haftadır biraz boşladım. Ona da bu hafta dönüş yapacağım. Türk vloggerlardan en profesyonel buldukların hangisi? Ama en sevdiğin ya da samimi gördüğün değil, profesyonel. Böyle sorulara çok cevap vermek istemiyorum. Çünkü hani birisici, yani ocu bucu takımsal böyle şeylere de girmek istemiyorum. Çok keyifle seyrettiklerim var. Sevdiklerimi söylemeyeceğim. Hakikaten profesyonel derken, eğer çekim kalitesi, video kalitesi, editlemekten bahsediyorsak Görkem bu işi en iyi yapanlardan biri. Sebibevi öyle. Makyaj videolarını da işe katarsak. Başka Deniz'in editlemesi ve kamera kalitesi çok güzel. İlk aklıma gelen isimler bunlar. Bunun dışında da yine böyle isimler var. Şu anda aklıma, yani şu anda bunlar, yani kalite, şey, profesyonellik. Bu işe çok vakit harcıyorlar. Helal olsun yani. Eğitim hayatı, üniversite hangi bölüm cevaplandı? İlişki, evlenme cevaplandı. Toplamda kaç fırçan, kaç allık, kaç bronzer var demişler. O sayamam şu anda. Ama çokça var. Kaç yaşındasın, evli misin cevaplandı. Mesleğiniz cevaplandı. Goblen işlemeyi sevdiğini söylemiştin. Hala yapıyor musun? Seviyorum ama yapacak vaktim olmuyor. Bende şöyle bir huy var, onu açıklayayım. Bir işe başladığım zaman bitirme takıntısı oluyor bende. Bu bir kitap olabilir. Ya bir kitaba başlayıp bir gecede bitirmek gibi bir zorunluluğu yok kimsenin. Yok, ben o kitabı bitirmeden rahat etmiyorum. Onun için kitap da az okuyorum. Doğru bir şey değil ama ben o bir gecede bitirmek istiyorum. Ya da bir günde, yani şimdi başlayacağım. O bitene kadar başından kalkmayacağım. İşte dizilerde de öyle. Onun için çok dizi seyretmiyorum. Yani 30 bölümü varsa onun arda arda takılıyorum. İşte goblen işliyorsam o sürekli elimde olacak bitene kadar. Örgü örüyorsam da öyle. Tabii örgü falan bir gecede bitecek şeyler değil ama sürekli tek bir şeye kanalize oluyorum. O zaman ne YouTube yapabilirim, ne blog yazabilirim, ne fotoğraf çekebilirim. Çekmem gereken fotoğraflar var, yine kaynadı.
Öyle yani. Amerika'da yaşıyorum. Yüz ve far bazlarından hangisi kullanmam gerektiğini hala çözemedim. Önerebileceğin var mı? Yağlı sivilceden bir cildim var ara sıra. Dediğim gibi orada da çok kolay ulaşırsın. Too Faced Shadow Insurance çok güzel. Prime'den Poreless çok güzel. Cilt şeyi olarak, bazı olarak. Ben bunları seviyorum. Bunları kullanıyorum. Benefit'inki de güzel. Bunları söylemiştim zaten. Tekrar ediyorum. Sevdiğin oldu mu? Oldu tabii, olmaz mı? Makyaja kaç yaşında başladın? BB krem ile fondöten arasında cilde zarar bakımından farklar nedir? Kısaca anlatırsan çok sevinirim. Şimdi BB kremin esas Asya yapımı olanların iddiası cilde zarar vermediği, daha aksine cildi güzelleştirdiği, bakım yaptığı yönünde iddiası var. Ben doğru olduğuna inanmıyorum. Dışarıdan yüzünüze uyguladığınız o kimyasal bir madde sonuçta. Fondötenle arasında hani daha hafif, fondötenler daha ağır olabiliyor yapı olarak. Ama BB kremin de ağır olup fondötenin de hafif olabiliyor. Yani sonuçta dışarıdan uyguladığınız bir madde. Çok büyük yani bir fark olduğunu zannetmiyorum. Şöyle bir şey olabilir. Bir fondöten kullanırsınız, sizde bir reaksiyon uygular. Bir BB krem uygularsınız, sizde sivilce yapabilir. Yani BB krem sivilce yapmayacak, fondöten yapacak gibi bir şey değil. Sizin cildinizi içinde bir madde vardır, size o dokunabilir. Onun için bunların hani %100 o öyledir, bu böyledir gibi kalıplaşmış şeylere çok inanmıyorum. Fondötenin cilde zararı tabii ki bir faydası yok. Yani ay fondöten sürdüm cildime iyi geldi gibi. Ama zamanında çıkartırsanız, temizliğinizi, cilt temizliğini iyi yaparsanız çok çok büyük zarar olmadığını düşünüyorum. Sürmesek daha iyi, ama sürmeden hani iş hayatında benim için mesela mümkün değil. Yani yüzüme bir şey sürmeden ofise gitmem doğru ol, yani iyi hissetmiyorum kendimi. Onun için işe giderken her gün sürüyorum. Hafta sonunda video yapmıyorsam, dışarı çıkmıyorsam genelde sürmemeyi tercih ediyorum. Çok faydalı şeyler değil sonuçta. Burada kesiyorum. Saat çünkü 5'i geçti. Ben geç kaldım. Kaçıyorum arkadaşlar. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Karanlık biliyorum. Buradaki ışığı açmayı bile unuttum çünkü. Eğer akşam çok geç kalmazsam devamını da çekeceğim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.